Evet, 13. adım. Sisteme girişimizi yapalım. Milli Edebiyat döneminde şiir, yani coşku ve heyecanı dile getiren metinler. Genel özelliklere bakalım önce. Milli Edebiyat döneminde sade dille ve hece ölçüyle yazılan şiirlerde ahenk, ölçü, uyak ve redifle sağlanmıştır. Evet, özellikle burada arkadaşlar hece ölçüsü oldukça önemlidir. Sade dil oldukça önemlidir. Hece ölçüsünde kullanılan duraklar da ahengi sağlamada bir unsur olarak kullanılmıştır. Çoğunlukla halk edebiyatı nazım biçimlerinden koşma, mani gibi türler tercih edilmiştir. Altını çizdiğim kısımlara dikkat etmek lazım. Nazım birimi olarak dörtlük öne çıkmıştır. Bazen az da olsa beyitlerle de şiir yazılmıştır. Sade dille ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlerde yalın bir dil kullanılmış. Halk şiirinin ve halkın konuştuğu dilin söyleyiş özelliklerinden yararlanılmıştır. Yurt sevgisi, kahramanlık gibi konuların yanında bazen bireysel konularda ele alınmıştır diyebiliriz. Şiirlerde milliyetçilik, savaşlar ve halkın içinde bulunduğu durum tema olarak işlenmiş. Evet, temalara dikkat edelim. Bununla birlikte aşk, ayrılık gibi evrensel temalar da ele alınmış. Öğreticiliğinde ön plana çıktığı şiirlerdir. Dönemin şairleri fikir yapısını şiirlerine yansıtmıştır diyebiliriz. Mehmet Emin, Ziya Gökalp gibi isimler şiirlerinde zaten kendi fikirlerini anlatmıştır. Örnek şiirlere baktığımızda Cenk'e giderken, Lisan, Turan, bunları okursunuz ve o şairlerin fikirlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Fecrat şiiriyle milli edebiyat şiirinin farklılıkları, ses ve ahenk olarak baktığımızda Fecrat'ı da aruz ve sanatlı söyleyiş varken milli edebiyatta hece ölçüsü ve halk söyleyişi var. Yine tema olarak Fecrat'ı bireysel konuları ele almış ama milli edebiyat toplumsal ve ulusal konuları. Yapı özellikleri olarak Fecrati'de beyit, serbest müstezat gibi unsurlar var. Milli edebiyatta ise dörtlük, halk şiiri gibi unsurlar bulunmakta. Dil ve anlatım olarak Arapça, Farsça kelimelerle dolu bir dildir Fecrati şiiri ama milli edebiyat şiiri sade ve süssüz bir dildir diyebiliriz. Birkaç tane soru çözelim. Milli Edebiyat dönemi şiirinin gruplandırması ile ilgili olarak hangileri yanlıştır? Ziya Gökalp ve çevresinde sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazılmıştır. Bu doğru arkadaşlar. Nazım Hikmet ve çevresinde gelişen serbest nazımla bireysel temalı şiirler yazılmıştır. Bu yanlış. Henüz Nazım Hikmet yok. O Cumhuriyet döneminde karşımıza çıkacak bir şair, toplumcu şair. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal gibi sanatçıların önderlik ettiği öz şiire özgü arayışlar vardır. Bu doğru. Halkın yaşama tarzını ve değerini yansıtan manzumeler yazılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Orhan Veli ve arkadaşlarının başı çektiği geleneksel şiir anlayışıyla şiirler yazılmıştır. Bu yanlış. Orhan Veli ve arkadaşları zaten geleneksel şiir yazmamıştır. Oradan da yanlış olduğu söylenebilir. O nedenle 2 ile 5, yani cevabımız D seçeneği. İkinci soru. Numaralanmış bölümlerden hangisinde milli edebiyat şiiriyle ilgili bilgi yanlışı vardır? Tevfik Fikret öncülüğünde sade bir dil ve hece vezniyle şiirler yazılmıştır. Türkçülük ve milliyetçilik fikri şiirlerde geniş bir biçimde işlenmiştir. Halka moral aşılayan, milliyetçilik fikrini destekleyen didaktik şiirlerdir. Burada hata Tevfik Fikret'tir arkadaşlar. Çünkü o milli edebiyat sanatçısı değil, Seyret Fünun sanatçısıdır. Cevap bu nedenle A seçeneğidir diyebiliriz. Dördüncü soru. Bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenemez? Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, evet. 7 ölçüyle yazılmış. Siz de ses harfleri ya da heceleri saydığınızda göreceksiniz. Milli konular, evet, Türkçeden bahsediyor. Türkçe ulusal bir durumdur dil olarak. İstanbul Türkçesi kullanılmıştır. Zaten 3. dizede İstanbul konuşması diyor. Divan edebiyatı nazım biçimleri yanlış arkadaşlar. Çünkü o divan edebiyatı nazım biçimleri dörtlük ya da heceyle oluşturulan türler değildir. Ziya Gökalp öncülüğünde sade dil ve hece vezniyle yazılan şiirlerdendir. Bu doğru. Cevap Denizli. Hangisine verilen dizeler Milli Edebiyat döneminde Ziya Gökalp öncülüğünde sade bir dille ve hece ölçüsüyle yazılan şiirlere örnek olarak gösterilebilir? Baktığımızda arkadaşlar sadece B seçeneğinde hece ve anlaşılır dil var. Bu nedenle cevabın. Bir de aynı zamanda halka dönük, halk edebiyatına dönük, eski değerlerimize dönük ifadeler var. Cevap B seçeneği olacak.
Cümlede boş bırakılan yerlerden birisine hangisi getirilemez? Milli Edebiyat döneminde Saadet İl Vecev ile şiir yazan şairler arasında diğer isimleri daha görmediniz belki ama Ahmet Haşim'in Fecraati'nin devamı olduğunu, asla vazgeçmediğini bilirsiniz. Ali Canip Yöntem zaten milli edebiyatçıdır. Yusuf Ziya, Enis Beyç, Faruk Nafiz bunu da Beş Heyeciler adı altında sonraki adımlarda göreceksiniz. Bu şairler de aruzu bırakıp heceye geçtikleri için sadece Ahmet Haşim için hece ölçüsü yoktur. Cevap da D seçeneğidir. Sekizinci soru. Mehmet Akif Ersoy'a ait bu dizelerle ilgili olarak hangisi söylenebilir? Baktığımızda hece ölçüsü ile kaleme alınmamıştır. Çünkü Mehmet Akif şiirlerini aruzla yazmıştır. Halk edebiyatı nazım biçimleri dörtlükte yazılır. Burada beyitler var. Sade bir dil kullanılmıştır. İçinde bilinmeyen kelimeler de var. Bu nedenle inkıyat, mutat bilinmediği için sade bir dil yoktur. Saf şiir anlayışına uygun sanat değeri yüksektir diyemeyiz. Ama halkın yaşam tarzından izler taşıdığı için E seçeneğin cevap olduğunu söyleyebiliriz. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Türk şiiri İslamiyet'in kabulünden sonra divan edebiyatı ve halk edebiyatı olarak iki ana kolda incelemiştir. Burada herhangi bir yanlışlık yoktur arkadaşlar. Bu iki şiir anlayışının şiir biçimleri de birbirinden farklıdır. Doğru. Yenileşme devre edebiyatında sade dille şiir yazma düşüncesi Tanzimat döneminde de dile getirilmiş ancak yaşama geçirilememiştir. Doğru. Milli edebiyat dönemi şiirinde halk edebiyatı şiir biçimlerine yönelilmiş, dörtlüklerle şiirler yazılmıştır. Bu da doğru. Halk edebiyatı şiir biçimlerinden bir süre sonra vazgeçilerek divan edebiyatına yönelim olmuştur. Bu yanlış arkadaşlar. Özellikle Serhat Uluğ'dan sonra bir daha divan şiirine yönelme pek olmamıştır edebiyatımızda. Cevap nedenle E seçeneği. Hangisi milli edebiyat anlayışıyla oluşturulmuştur? Rübab-ı Şikest'te Tevfik Fikret'in, Şermin Tevfikret'in, Elhan-ı Şite Canım'ın, Münacaat Divan Edebiyatı'nda öne çıkmış. Yine Şinasi'nin şiirlerinden biri aynı zamanda. Ama Ey Türk Uyan, Mehmet Emin Yurdakul'a ait olduğu için cevabımız C seçeneği. Hangileri milli edebiyat sanatçılarındandır? Ziya Gökalp, Mehmet Emin ama diğerleri Ahmet Haşim Fecrati, Cenap Şahabettin Seret Fünun, Yahya Kemal de milli edebiyatın bağımsız sanatçılar arasında cevap 1 ile 3 yani B seçeneği.